Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Şunu söyleyeceğim. Tabii Mourinho tartışılacak. İşte küçümseniyor. Yani Fenerbahçe'nin klasik alışık olduğu şeyler. Aynı şeyler Jesus için de söylendi. Aklı başka yerde. Tazminat peşinde. Gidecek falan. Fenerbahçeliler artık bu teknik direktör algılarına gelmemesi lazım. Bak burada Tahir abi geçen sene boyunca İsmail Kartal'a vurdu geçti. Her yayında İsmail Kartal'ı yerden yere vurdu. Hatırlıyor musun Tahir? Evet. Tabii. Yerden yere vurdu. Söylediklerin hepsinin arkasında 99 puan. Aldığını bile aldı diyenler var. Bir dakika. Yani. 99 puan, 99 gol, inanılmaz hakem hataları ve İsmail Kartal burada Fenerbahçe medyası tarafından Serhat Sakınlar şunlar bunlar hocayı aşağıladılar, küçümsediler. Kaza bak Okan Buruk bile... Niye gönderdi o zaman İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'de dünyanın parasını verdi? İşte abi sizler yüzünüzden gönderdi. Abi niye bak, o zaman abi, yani madem... Abi yapı var. Ya orada. Öyle bir yapıyorsunuz ki işi öyle bir hale getiriyorsunuz. Ahmet Ercan bak bana bir tane futbolcu söyler misin? Performansı geçen seneden daha iyi. Bir tane. Ya onu Tahir abiye soracaksın. Yok, çünkü ben, bana bir İsmail tane Kartal'ın gitmesi için... Fenerbahçe'de şu futbolcu Mourinho geldikten sonra... Ben Mourinho gelsin mi dedim abi? Ya ben yok, İsmail bana Kartal'ı. Bir tane performansı bir geçen sezondan daha iyi bir tane futbolcu. Livakovic diyebilirim ben. Bir şey söyleyeyim. Abi ben, ben şöyle... Livakovic diyebilirim ben. Ben şöyle yanıt veririm abi. Osimhen'le oynadık. Osimhen ne yaptı? Şimdi müsaadenizle. Burada Fenerbahçe medyası ve sürekli gaza gelen... Bunlardan etkilenen Fenerbahçe taraftarı var. Bak, Olympiakos maçında ortalık yıkıldı. Fred'i nasıl oyundan alır İsmail Kartal diye. Ya dakika 87 idi. Fred uzun süredir sakatlıktan çıkmıştı. 87. dakikada oyundan aldı diye. Ortalık yıkıldı. 87 ya bak, dikkat edin. Uzatmalarda oynatmadı diye. Şimdi, aynı adamlarmış. Mourinho, inanılmaz kredisi var. Harika. Bence de kredisi var. Ve ben Mourinho'yu da destekleyeceğim tabii ki. Fenerbahçe'nin... Teknik direktörlerinin yeme ekibi. Çünkü bu zayıf karnı Fenerbahçe'nin. Yıllardır hocalar gelir, hocalar kötü olur. Hocalar gönderilir, yeni hoca gelir, o da kötü olur. Sayın Ali Koç hep kalır zaten. Efendim? Sayın Ali Koç ve yönetim hep kalır. Yani hocalar şimdi gider gelir sizin işte. Sizin de probleminiz Ali Koç ve yönetimi. Niye hayır bu kadar canım, şey yapıyorsun? Ama ya enteresan olan ne biliyor musun? Hayır abi, bak, 10 sene kalsın. Mourinho şu ana kadar hayal kırıklığı. Tabii ki, net. 2 yıl daha sonra şampiyon yapmış. Bu sene de lider olan takımın Okan Buruk için yapılan eleştiri daha Mourinho için yapılmadı bile. Yani. İşte onu anlatmaya ya çalışıyoruz bak, ama yok. Mourinho'nun şu ana kadar yaptığı tek değişikliği söyleyeyim mi? Laptopu alıp kameranın önüne koymak. Şimdi ya bir de bugün ne yaptı biliyor musun? Bence ama atladığım abi, bir şey var. Dünya basınına manşet oldu. Manşet oldu. Atladığım bir şey var. Bugün abi, sahada 3 tane sarı kartı olan oyuncuyu çıkarttı. 3 tane sarı kartı olmayan oyuncuyu koydu. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi geçen Galatasaray Kongresi'ni izliyordum. Üye çıktı dedi ki 2 yılda bilançolara göre harcanan transfer para 250 milyon euro dedi. Bilançolara göre konuştu adam. Şimdi bu kadar para harcamış bir grup gitti Young Boys'a elendi. Aa niye eleştiriyor? Osimhen'i almış. Icardi'si var. Ya Mertens var. Şuyu var bu. Young Boys'a bak ya Young Boys. Ya Galatasaray'dan okuyorsun yine. İsviçre Ligi'nin sonuncusu olan takım. Ay ya. Niye eleştiriliyor? Ya sen boş ver ya Galatasaray'ı. Niye eleştiriliyor biliyor musun? 2 yıldır Avrupa'da. En ufak bir başarısı yok. Fark ediyor musun? Ligindeyim. Galatasaraylı koltuğuna uzandı. Seni rahat rahat izliyor ya. Keyif bir dakika. Arada kaç puan fark var? Buraya döndün Ahmet. Aynen öyle ya. Kaç puan fark var yavrum bey. Bir şey söyleyeceğim. Siz Fenerbahçe hakkında çok rahatça konuşabiliyorsunuz. İstediğiniz algıyı yapabiliyorsunuz. Ya ne ben de soruyorum. Ya? Okan Buruk 250 milyon euro transferi harcanmış bir takıma. Young Boys maçında rezil oldu Galatasaray. Başarısızlık olduğunda Okan Buruk da eleştirildi Ahmet. Ben Mourinho eleştirilmedi yani. Mourinho bak ne Mourinho eleştirildi niye ya? Bugün eleştirildi? Ne dedim Mourinho'ya ya? Arkasındayım dedim. Bak Mourinho Lille maçında yerden yere vuruldu. Mourinho'nun elendiği Lille Real Madrid'i yendi daha geçen hafta. Milli maç arasında önce Real Madrid'i yendi. Ahmet Ercanlar sen bizden şunu bekliyorsun. Fenerbahçe çok zorlu Karadeniz deplasmanından Samsun'da çok öyle zor bir şey deplasmandan bir şey puan çıkardı. Ben burada büyük bir kazanç. Ama Lille elenince yani böyle mi Samsun'da puan alamayınca ya daha doğrusu beraberlikle şey dönünce. Mourinho eleştirilmiyor diyorlar da ben de diyorum ki Lille elendiği zaman adamı yerden yere vurdular. Eleştirilmiyor. Ne demek eleştirilmesinin çok yüksek olmasından ya elendiği rakibi güzel diyorsun burada. Mourinho'yu ne eleştirdin? Ne dedin abi Mourinho'ya mesela? Ne dedin abi? İrfan'ı oynatmıyor. O sahayı tercihlerinden tamam. Dolayı eleştirdin. O kadar. Oyuncu değişikliğini eleştirdin. Ne diyeyim Mourinho? Defolsun isim mi diyeyim abi? 2-1 iken tekrar oynadı abi. Sen yani. Git Young Boys maçında 250 milyon euro transferi harcamış bir takımın. Teknik direktörünü eleştir abi o zaman.
Git defolsun gitsin de o zaman. O gün. Yani ben Mourinho öyle mi diyeyim? Benim ne tarzım uygun. Ben hiçbir Fenerbahçe yöneticisine, Fenerbahçe teknik direktörüne bugüne kadar gitsin demedim. Tazminatı 25 milyon. Şu an bütün ipler Mourinho'nun elinde. Canı isterse aynen. Çalıştırır, istemezse takılır yani. Vallahi şöyle söyleyebilirim. Ben ne konuya abi? Açık ne konuşuyoruz? Ben kulüp